Gizeller Mutfak'tan merhabalar. Ben Nurlu. Bugün Nurlu'nun şifon keklerinden çileklisini yapıyoruz. Kocaman, mis kokulu, puf puf bir şifon kek. Şimdi malzemelerimizi sayalım ve kekimizi hemen yapmaya başlayalım. Şifon kek yaparken kullanacağınız mutfak aletleri mutlaka bir mutfak tartınızın olması lazım. İki tane mikser kullanıyorum. İki mikser şart değil ama daha kolay oluyor. Bir tanesi stand mikseri, bir tanesi el mikseri. Ama bunu sadece el mikseri veya stand mikseriyle de yapabilirsiniz. Sadece yumurta beyazını daha önce çırpmanız lazım. Ve bir şifon kek kalıbına ihtiyacınız var. Şifon kek kalıbı, bu kalıp Türkiye'de yok. Ama bunun versiyonları var. Kalıbımın içi çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu 25 santimetrelik bir kalıp ve ayakları var. Kekimiz ters olduğu için bu ayaklara ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi bu Türkiye'de yok ve bunun benzerlerinde de aldığınızda ayakları yok. Sadece içi çıkan bir kalıp bulabiliyorsunuz. Veya yine Paşabahçeli bir anne kek kalıbı var. Onu kullanabilirsiniz. Yani altının düz olması lazım kalıbın. Çünkü bu keki pişirdikten sonra böyle ters olarak soğutuyoruz 4 saat. Daha sonra çevirip çıkarıyoruz kekimizi. Evet, şimdi kekimizin yapımına başlayabiliriz. Kekimin malzemelerini sayarken 3 kısım ayırmıştım. Yumurta beyazlı kısım, yumurta sarılı kısım ve meyve püresi olan kısım. Evet, siz de böyle 3 kısma ayırırsanız daha kolay hazırlayabilirsiniz. Ve malzemeleri hazırladıktan sonra zaten göreceksiniz 10 dakika içinde çırpılacak ve fırına konacak bir kek. Zaten sonuç mükemmel. Sonuca ulaştığınızda bu keki ben mi yaptım diye hayret ediyorsunuz. Şimdi önce yumurta beyazı kısımdan başlıyorum. Yumurta beyazının çok iyi çırpılıp kabarıp hafif sertleşmesi lazım. Ve sadece yumurta beyazı, krem tartar, tuz ve şeker kullanacağım o kısımda. Bir çimdik tuzum var. Yumurta beyazını bir çimdik tuzla çırpacağım. Hafif köpürmeye başladığında bir çay kaşığı krem tartar ekleyeceğim. Daha sonra da şekeri azar azar yedireceğim. Ve onu çırpmaya bırakacağım. Yumurta sarısını hazırlayacağım. Köpürene kadar bekliyorum yumurta beyazımı. Ondan sonra krem tartarımı ekleyeceğim. Krem tartar yumurta beyazının sabitlenmesi için kullanılan bir ürün. Zararlı bir madde değil. Bütün aktarlarda veya büyük marketlerde bu kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Hatta pasta malzemecilerinde de çokça var artık. Benimki yurt dışından aldığım bir marka. Ama her türlü markayı kullanabilirsiniz. Hafif köpürdü. Şimdi bir çay kaşığı krem tartarı ekliyorum. Bu arada krem tartarın alternatifi nedir diye çok soruluyor. Bir tatlı kaşığı sirke veya iki tatlı kaşığı limon suyu kullanabilirsiniz. Krem tartarınız yoksa eğer. Şekerim 80 gramdı. Yumurta beyazlarım çırpıldı. 4'te 1 çay kaşığı tuz atmıştım. 1 çay kaşığı da krem tartar. Şimdi bu sefer de bu şekeri yumurta beyazına yedireceğim. Bir 5-6 dakika büyük mikserde kıvam alması sürüyor. Eğer el mikseri kullanıyorsanız mutlaka 10 dakika iyice kıvam alana kadar çırpın. Yumurta beyazının katılaşması ve mikserin ucundan dökülmemesi lazım. Kekin en büyük üst noktalarından bir tanesi bu. Yumurta beyazınız yumuşak kalırsa kekiniz daha az kabarır, daha küçük ebatta bir kek olur. O yüzden yumurta beyazını çok iyi çırpılması lazım. Ve yumurta beyazını çırptığınız kabın içerisinde
içinin kuru olması lazım. Yumurta beyazlarına bir damla bile yumurta sarısı karışmaması lazım. Bunlar şifon kek yaparken dikkat edilmesi gereken. Evet, artık ikinci parça şekerimi de ekliyorum. Biraz daha mikserimi açıyorum. Evet, yumurta beyazımızı bir kontrol edelim. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel çırpılmış. Ters çevirince düşmüyor. Akmıyor bile. Bu kıvamda olması lazım. Şimdi artık yumurta sarısını hazırlamaya başlayabiliriz. Yumurta beyazımız çırpıldı ve hazır. Bunu bir köşeye alıyorum. Ve şimdi yumurta sarılarını kasemin içine alıyorum. Yine 80 gram şekerim vardı. Onu da içine alıyorum. Şimdi vanilyamı da içine alıyorum. Ve bunları iyice karışana kadar çırpıyorum. Sarım, şekerim ve vanilya iyice çırpıldı. Yumurta sarılarım hafif beyazladı. Şimdi içine önce sıvı yağımı ekleyeceğim. 85 ml sıvı yağım vardı. Daha sonra da çilekli karışımımı. Ama çilekli karışımımın içine, daha doğrusu yaptığım çilek püresinin içine 25 ml süt koyuyorum. Bir damla da pembelik versin diye. Bunu koymaya da bilirsiniz ama gerçekten rengi çok güzel oluyor. Çilekli kekte hafif böyle pembe pembe rengi ben seviyorum. Portakallısında da iki damla portakal rengi koyuyorum, turuncu. Bu da çok yakışıyor. Portakallı da turuncu, çilekli de pembe bir kekim oluyor. Evet. Şimdi yumurta sarılarıma önce sıvı yağımı ekleyeceğim. Daha sonra da çilek püremi ekleyeceğim. Çilek pürem 125 ml'ydi. 25 ml de süt koydum. Yani 150 ml sıvım var bu kekte. Her şifon kekin sıvı ölçüsü farklı. Sıvı ölçüsüne göre un miktarı ve şeker miktarı da fark ediyor. O yüzden ölçüleri dikkate alırsanız çok sevinirim ve sonucunuz, daha doğrusu şifon kekleriniz çok güzel olur. Bütün ölçülere uyarsanız. Evet, şimdi yumurta sarılarımı tekrar 2 dakika çırpacağım. Çırparken sıvı yağımı ekliyorum. Ve çilek püremi. Kokulu pembe bir sıvı harcım var. Şimdi unlu karışımını ilave edeceğim ve yumurta beyazını ilave edeceğim. Kekimiz hazır olacak. Bunun içine kabartma tozumu ve nişastamı ekleyeceğim. Şöyle karıştırıp normal beyaz pastalık un kullanıyorum. Bunu kek harcımın içine alıyorum, yumurtalı karışımın içine. Çok fazla çırpmadan sadece un karışacak kadar çırpıyorum. Evet, kek harçlarımız hazır.
Öncelikle ne yaptık? Baştan alalım. 7 tane yumurta beyazımız vardı. 80 gram toz şekerimiz vardı. 4'te 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı krem tartarımız vardı. Bunlar yumurta beyazı içindi. Bunları hep beraber çırptık ve bu kıvama geldi. Bir köşeye koyduk. Bunun içinde ne vardı? 7 tane yumurta sarısı, 80 gram toz şeker, 1 tatlı kaşığı vanilya, 85 ml sıvı yağ, ayçiçek veya mısır özü olabilir, zeytinyağı olmaz. 125 ml çilek püresi, 25 ml süt, 130 gram un, 10 gram nişasta ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozumuz vardı. Onları da hep beraber çırptık ve şahane bir çilekli yumurta sarılı harcımız oldu. Bunun içinde 2 damla da pembe gıda boyası var. Bu opsiyonel, isteğe bağlı. Gıda boyaları biliyorsunuz çocuklara zararı yok. Her şeyde kullanılıyor. İsterseniz kullanın ama kullanınca güzel oluyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 2 harcımız da hazır. Kek kalıbımız burada. Fırınımızı 150 derecede yaktım. Alt üst ısınıyor. Fırına koyduğumda 160 dereceye çıkaracağım. Bunu kek yapmaya başlamadan önce fırınımı yakıyorum. O kendi kendine ısınmaya başlıyor. Şimdi yumurta sarılı harca yumurta beyazlarını 3 seferde yedireceğim. Bunu da spatula ile yapıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta beyazının kıvamını anladınız diye düşünüyorum. Yumuşak bir yumurta beyazı değil. Şöyle alttan üste alarak bu yumurta beyazını harcıma yediriyorum. 3-4 seferde yedirebilirsiniz. Yumurta beyazını söndürmemeye çalışıyoruz. Sadece yumurta sarısına yedirmeye çalışıyorum. İçine alıyorum. Daha kolay karıştırabilmek için. Bir damlasını bile araya vermiyorum ki kekim hacminden hiçbir şey kaybetmesin. İçinde bu beyaz görüntüler kalmayacak. Eğer böyle beyaz görüntüler kalırsa kekiniz pişerken arada boşluk olur. O boşluklarda kekinizin tekrar sönmesine sebep olur. O yüzden o beyazları iyice bu harca yediriyoruz. Gördüğünüz gibi şu alttan yapınca biraz çıkıyor. Şimdi onlar da gidecek. Evet, yumurta beyazımız iyice karıştı. Harcımızı görüyorsunuz. Şimdi tenceremi alacağım ve fırınıma koyacağım. Böyle puf puf krema gibi bir kek harcı oluyor. Mis gibi kokuyor. Hiç yumurta kokmuyor. Emin olabilirsiniz. Güzel çırparsanız, vanilyanızı kullanırsanız ve zaten içinde çilek püresi var. Kokmasını engelliyor. Evet. Kalıbımın içine aldım. Gördüğünüz gibi yarıdan biraz fazla bir kek harcı oldu. Şöyle bir sallıyorum. İsterseniz bir çöple şöyle karıştırabilirsiniz. Yumurta beyazı belki bazen arada kalabiliyor. Onu kontrol edin, koyun. Şimdi önceden ısınmış 160 derece fırına koyacağım. Ve 50-55 dakika. Her fırının ısıtma süresi farklı oluyor. Bazen 50 dakikada bazen 55 dakikada pişiyor. Siz 55 dakika diye bakın. Kekiniz 50 dakikadan sonra bir böyle kurdan testiyle kontrol edip daha sonra fırından çıkarabilirsiniz.
kekimizi fırına koyduk. Evet, saatimizi kurduk. Şimdi 50-55 dakikada kekimiz pişecek. O arada ben üzeri için bir puf krema yapmak istiyorum. Geçen sefer limonlu da hazırlamıştım. Yanına çok yakışıyor. Bu sefer de çilekli bir puf krema hazırlayacağım. Malzemelerimiz çok basit. Kremam var, pudra şekerim var, vanilyam var ve birazcık çilek pürem var. Şimdi göreceksiniz ne kadar lezzetli, ne kadar kolay bir krema olduğunu. Bu kremayı herhangi bir çilekli kekle veya vanilyalı kekle de rahatça kullanabilirsiniz. Evet, öncelikle kremam süt kreması, pasta için olanlardan soğuk alarak kullanıyorum. 3 yemek kaşığı kadar pudra şekerim var. Bu size bağlı. 2 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ve vanilyam var. 1 tatlı kaşığı. Çilek püresini çırptıktan sonra ekleyeceğim. Kıvamına göre. Yine bir 5 dakika çırpacağım. Krema kabarıp hacim alana kadar. Evet, kremam kabardı ve kıvam aldı. Artık çilek püremi ekleyebilirim. Çilek püresi içinde, bunun içinde 7-8 tane çilek var. Sadece yıkayıp, ayıklayıp rondodan geçirdim. O kadar. Çileğiniz çok tatlıysa daha az şeker koyabilirsiniz. Ama tadı yoksa biraz daha şeker koyun. Çünkü kremanın tadını çok etkiliyor. Ben 3 yemek kaşığı yeterli gördüm. 2,5 yemek kaşığı kadar çilek püresi koydum. Şimdi çırpacağım, kıvamına bakacağım. Evet, kremam da hazır. Ne kadar kolay ve güzel bir krema olduğunu gördünüz. Şimdi kasemi alacağım ve dolaba koyacağım. Kekim pişecek, soğuyacak. Daha sonra da hep beraber servis edeceğim. Kekimiz pişti. Ters çevirdik. 4 saat geçti. Soğudu. Gördüğünüz gibi. Benim kalıbımın ayakları vardı. Onda soğuttum. Ama sizin alacağınız veya kullanacağınız kalıplarda olmayabilir. Bunun için nasıl bir yöntem kullanabilirsiniz? Öncelikle böyle bir 2 tane tabak koyup arasında aşağı doğru sarkıtabilirsiniz. Korkmayın, kekiniz düşmez. Çünkü kek kalıbını yağlamadan kek harcını koyduk. O yüzden de kek harcı şu anda yapışık kek kalıbının içine. Gördüğünüz gibi 4 saattir soğuyor ve hiçbir düşme yok. Bir böyle baş aşağı soğutabilirsiniz. Bir de böyle boynu uzun bir şişeye şöyle geçirip, şimdi bu tabii çok dengeli olmadı ama oldu. Boynu uzun olması lazım şişenizin. Ne bileyim, biz uzun soda şişesi olur, su şişesi olur, bunun gibi bir yağdanlık olur. Yani korkmayın, düşmez. Çünkü yağlamadık. Kek tutundu. Tabii ki teflon kalıp kullanmıyoruz. Teflon kalıpta da düşüyor. Bu tarz alüminyum veya alüminyuma yakın kalıplar var. İnternette ve pasta malzemecilerinde var. Oralardan bulabilirsiniz veya dediğim gibi de Paşabahçe'nin büyük boy altı düz bir kek kalıbı var. Çünkü 7 yumurtalı kek olduğu için büyük bir kalıp lazım. Onları kullanmanız lazım. Evet, göstermek istedim bunu. Şimdi ben kekimi çıkaracağım. Öncelikle ne yapıyorum? Öncelikle kenarlarını açacağım. Bunun için de yuvarlak bir bıçak veya keski kullanıyorum ki kekime zarar vermesin diye. Burası biraz meşakkatli. Kekimizi zedelemeden, yaralamadan çıkarabilmek için. Öncelikle böyle açıyorum kenarlarını. Zaten çok yumuşak bir kek. Elleyince görürsünüz. Evet. Üzeri açıldı. Şu kenarından yaslayarak bıçağımı koydum. Ve çeviriyorum. Bu işlemi ortasına da uyguluyorum. Thank you.
böyle bir keski de kullanabilirsiniz. Bu da benim hasta spatulam. İkisi de aynı gibi gördüğünüz gibi yuvarlak uçlu. Bu da olur, o da olur. Şimdi alttan şöyle biraz destek veriyorum. Yapışık olduğu için. Ve tutup çıkarıyorum. Şimdi altını açacağım. Aynı şekilde. Bir ucundan spatulamı şöyle yavaşça zedelemeden kekimiz hazır. Çilek püresiyle servis edebilirsiniz. Kesmek istiyorum kekimi. Herkes sırada bekliyor. Çok güzel olmadı mı?